بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. ويونس كلمة شهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ديالك رب جمنام زي يشمعك وجبك جنك ومك نصيب ميسر يسعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لو فرد أمري إلى الله إن الله بصير بعباده. Değerli dostlar, Muhammed suresinin 20. ayetinde inşallah devam edeceğiz. Fakat bu ayette devam etmeden önce Elmallah'ın bir yazının tefsirinde birkaç cümle var. Dikkatinizi çekeceğine ve faydalı olacağı kanaatiyle onu orijinalinden okumak istiyorum. Fakat Cehâ-i çünkü eşrafı da geldi. Yani kıyametin alametlerinden bahsediyor. Bunu söyleyince bakın şöyle bir şey diyor. Bu eşraf, bu şartlar surenin ilk ayetlerinde gösterildiği üzere Muhammed'e indirilene iman edip güzel çalışmakta olan müminlerin günden güne terakkisi ve ona küfredip Allah yolundan sapan kafirlerin Mekke'deki müşrikler cumhuriyetinin günden güne sükutunu ve şaşkınlığını anlatan alametler, yani mucizat-ı Muhammediye olmalıdır. Onları gördükleri halde inanmayanlar bir fiil kendi başlarına kıyamet kopmadan inanmayacaklardır. Bugün dikkatinizi çektim. Bu kıyametin alametini mi bekliyorlar onlar iman etmek için diye anlatıyor ayet. Ayet numarası 18. ayet bu surede. Fakat orada çok ilginç bir şey var. Bu ayetler nedir o kıyameti beklemeleri veya kıyamet öncesi alametler? Muhammed'e indirilen sallallahu aleyhi ve sellem, indirilene iman edip güzel çalışmakta olan müminlerin günden güne terakkisi, ilerlemesi ve ona küfredip yani inkar edip Allah yolunda sapan kafirlerin Mekke'deki müşrikler cumhuriyeti. İlginç bir başlık. Yani cümlenin müşrikler cumhuriyeti. Demek ki her cumhuriyet İslam değil. Şimdi bu cumhuriyet kelimesi, tabi biz imam olunca arada bir cumhuriyet hutbeleri olur. İşte cumhuriyet istişaredir, cumhuriyet şudur, cumhuriyet budur diye. İşte kim okur, kim okumaz, kimi yutar, kimi yutmaz. Biraz yaşlandık, biraz büyüdük, biraz okuduk. Meğerse kelimeye bakıp milleti kandırmışlar. Cumhuriyetin niteliklerine bakmak. Şimdi hep böyle cumhuriyet rejimi diyorlar ya, öyle değil. Cumhuriyet rejiminin nitelikleri hangisi ona bir bakalım. Dünyada o kadar çok cumhuriyet özel örneği var ki, nitelikleriyle birbirinden ayrılıyor, isimleriyle değil. Ve isim çok güzel. O zaman Abdullah İbni Übey diye bir isim var. Münafıkların reisi adı Abdullah. Adı Abdullah diye iyi mi? Değil. E nedir? Münafıkların reisi. O halde burada dikkat edersin, kafirlerin Mekke'deki müşrikler cumhuriyetinin günden güne düşüşünü ve şaşkınlığını anlatan alametler, yani mucizat-ı Muhammediye olmalıdır diye bir cümle var. Dikkatinizi çeken veya yorumlamaya farklı manada anlaşılır diye bunu da geçen haftadan özellikle getirdim ki orijinalinden sizlerle paylaşmış olayım. Demek ki imanlı cumhuriyet var, müşrik cumhuriyet var, Müslümanlara düşen cumhuriyetlerini mi, krallıklarını mı, idarelerini mi, İslami yapmalarıdır. Tabii rejimlerle İslam'ın özellikleri bakımından çok kolay şey söylemek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim devlet sistemlerinin nasıl idare edileceğine dair çok açık ve net emirler göstermiyor. Yani krallıkla mı olacak, cumhuriyet mi olacak, monarşi mi olacak, teokrasi mi olacak, biz isimlendiriyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de adaletin, istişarenin, ehliyetin, liyakatın, din özgürlüğünün veya ahlakın esasları öne konmuştur. Yoksa peygamberlerden bahsederken kralların olduğunu da görüyoruz. Bugün de dünyada, mesela Avrupa'daki birçok ülke krallıktır öyle değil mi? Peki İngiltere krallık değil mi? Hollanda krallık değil mi?
veya Japonya krallık değil mi? E krallık, Suudi Arabistan krallık olunca kızıyor, orası krallık olunca övünüyor. O zaman mesele kral değil, kralın uyguladığı ya da kraldan beklenen kurallar olduğunu görüyoruz. Onun için böyle rejimin ismiyle Müslüman olunmuyor, yani isim koymakla Müslüman olunmuyor ya da bir isimle küfre girilmediğini görüyoruz. Oradaki uygulama. Bir de son bir cümle arz edeyim. Yanlışsa bana iade edin. Devletle dini çok özdeş görmemek lazım. Yani devlet, din bir insan gibi görmemeli. Neden? Devletin içinde çok çeşitli unsurlar oluşabilir. Yahudi olur, Hristiyan olur, inanmamış olur, gizlenen olur. Onların kendi yaşadıkları hayatın standartları farklı olur. Şimdi biz Müslümanlar devlet sıkıntısını çok çektiğimiz için devletin İslamlaşması gibi bir şeyi çok önemsedik. Devlet İslamlaşıyor derken devletin her yaptığının da bize mutlak olduğunu zannettik. Şimdi sıkıştık, arada kaldık. Niye? Yani devlet kadınlar memur olsun diyor, bizimkiler hücum memur olur diyor. Ya aslında bir kadın, ben memur, erkek bile bazen ben memur olmak istemiyorum diyebilir. Ama öyle bir hal oldu ki devlet spora önem veriyorsa hep beraber spor tarafına geçiyor. Devletin el attığı bizim meşru alanımız, bizim meşru alanımız devletin meşru alanı gibi bir algı oluşuyor. Halbuki devlet bazı şeyleri tercih, serbest veya teşvik edebilir ama benim din anlayışım, din bilgim, din menfaatim o serbest de olsa, teşvik de edilse onu yapmak mecburiyette değilim ben. Öyle düşünmek lazım. Fakat dinle devleti beraber özdeş görünce devletin meşru olmayan işlerini meşrulaştırmak adına din konusunda zafiyete rağmen o işlere talip olmalar başladı. Yani burada isimlendirmiyorum. Türkiye'nin Milli Piyango'nun başındaki adam bir vaizin oğlunu koyuyor oraya. Şimdi ya şimdi. Bir vaizin oğlunu koyuyor. Milli Piyango'nun başında. Garip işlerimiz var. İşte iddianın başında veya. Ne anlatabiliyor muyum? Çünkü devlet kurmuyor. Abi kim yaparsa yapsın. Ben onda görev var. Devlet bizim ya. Orayı da bırakmayalım. Yani yamuk. Yok, devlet bizim mantığıyla yanlış işlerin de müşterisi ya da talibi veya emanetçisi olmak gibi bir algı Müslümanlara kar mı getirir, zarar mı getirir? Biraz üstünde düşünmek gerekiyor. Bilemiyorum, siz ne dersiniz? Şimdi geçelim ayet-i kerimeye. Bundan önceki ayet-i kerimede فَاَلَ مَنَّهُ لَا اِلَا اِلَّمَّا وَاِسْتَغْفِرْ لِزَنْبِكَ وَاِنَّمَا الْمِنَا. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahına mümin erkek ve kadınların günahları için istiğfar et denilmektedir. Tabii burada işte şöyle bir problem var. Peygamberlerin günahı var mıdır, yok mudur gibi bir şey söz konusu oluyor. Bunu çok dikkatli konuşmakta. Ben bir kere konuştuğumuz insan Allah'ın seçtiği birisi. Öyle mi değil mi? Yani Allah'u yastafî minel melâiketi kusura ve minel nâs. Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Biz Cebrail, Azrail ile ilgili ileri geri konuşur musunuz? Ama başınıza şer. Cebrail, vahiy, işte Azrail ile Cebrail. O zaman peygamberlerle ilgili günah işledi mi işlemedi, bize tespit edin denmemiştir. Bir grup diyor ki peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Bunlar da böyle bir bilerek bir günah işlemeleri mümkün değil. Efendim işte bak burada ayet var ama diyor ki günahına istiğfar et. Hemen. E o zaman da adama demezler mi ki? Aynı sure bitti, bayramdan sonra yapacağız o dersi. Fetih suresi geliyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın diyor. Buyurun. Hangimiz için böyle dendi? Dendi mi bizim için? O zaman bir taraftan daha sağlığında bağışlanması vaat edilen bir peygamber var. Orayı nereye koyacağız? Onun için bu problemler sonradan ortaya çıkıyor. Sonradan ortaya çıkınca asli din algısını gölgelememesi lazım. Yani asli din algısı gölgelenmemeli ya da buradan bir meta çıkarıp da Müslümanların zihinleri meşgul edilmemeli. Yani kadın peygamber olur mu olmaz mı? Eş'ariler olabilir demiştir. Ve neye göre demiştir?
İşte Meryem'e vahiy geldiği için olabilir demişti. Ama fiiliyatta böyle pek görünmemiş. Tamam mı? Tamam. İşte bu taraftaki olmaz demiş. Şimdi bu olurdu olmazdı. Buradan bak gördün mü biz yeni bir hakikat bulduk. Yok biz bugünün problemi olduğu için onu düşünüyoruz ve onlar da çoktan beri düşünülmüş. Onun için peygamberler konusunda çok hassas olmak lazım. Seni mesela bedduayı okuyun, Eleb-Eşrah-Mekke'yi peygamberimizin ne kadar yüksek dereceye sahip bir insan olduğunu anlatıyor ki sure değil mi? Kevser suresi hakeza onu anlatıyor. Öyleyse peygamberlerin böyle hakkında konuşurken dilimizi çok, hatta sahabe için bile saygılı kullanmak lazım. Neden? İçinde insan olduklarını biliyoruz, farklı tercihler yapabilirler ama şöyle bir ayet var. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُمْ وَرَضُوَانٍ Muhacirlerden, yani Mekkelilerden ilk muhacir olanlar, Medine'den ilk ensar var ya, hani ilkler önemli ve onlara güzellikle uyanlar var ya hakikaten bizler sonrakiler, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onlardan razı olunduğu kesin ama biz onlara ne kadar uygunuz bilmiyoruz. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ Ağacın altında biat edenlerden Allah razı olmuştur. Şimdi çok önemli bir şey. Yani öyle bize bir şey gelse ki Allah bizim yaptığımız, dinlediğimiz vaazdan razıdır. Yeter insana bu sevinç değil. Ama bunlar hakkında, onun için Kur'an-ı Kerim aslında dini sadece peygamberlerden öğretmiyor, sahabeden de öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti sahabenin yaşadığı olaylar veya sahabenin öğretileri veya tercihleri üzerine gelen bilgiler dolu. Yani sahabe-i kiramın örnek alınması gerekir mi? Bir tane daha söyleyeyim, konuyu kapatayım. Birisi böyle sahabenin işte kimisi Mekkelilere, kimi Medinelilere, kimi işte şu isme, kimi bu isme ileri geri konuşuyormuş. Bir alim demiş bana, sana bir soru sorayım. Sen muhacir misin demiş, hani hicret ettin mi? Bu bedeli ödedin mi? Yok. Peki ensar mısın, Medine'li yardım edenlerden misin? Değil. O zaman üçüncüsü de değilsin. Konuşma. Ne demek üçüncüsü? وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ Onlardan sonra gelenler şöyle derler. O ensar ve muhacirden sonra gelenler ne derler? Yani öyle demeniz lazım. Ey Rabbimiz bizi ve bizden evvel imanla göç edenleri bağışla. Sana bunu demek gerekir, sen kalkıyorsun ileri geri konuşuyorsun. Allah öğretiyor bunu. Onun için dikkatli olmak lazım. O nesille ilgili, o insanlarla ilgili konuşurken bir ilim adamından dinlemiştim. Yani sahabenin hadis ilmindeki yeri, fıkıh ilmindeki yeri, kıraat ilmindeki yeri, sahabenin güvenilirliği, tecrübesi, aktarımı, hafızası, günahı, sevabı, bırakın bu işleri. Bunlar canlarını ortaya koymuşlar. 25 senede dünyaya İslam'ı taşımışlar, öğretmişler. Allah Resulü için en örnek, en değerli insanlar. Böyle bakın diyor. Yok ondan, onun neresiydi, onun burasıydı. Böyle bakınsa o zaman ne oluyor? Sahabe hakkında yüzücü şeyler, yani çok sıradanlaşmış şeyler söylemek de doğru bir şey değil. Şimdi gelelim bu 20. ayete. وَيَقُلُ الَّذ۪ينَ اَعْنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً Şimdi iman edenler diyor ki, وَيَقُلُ الَّذ۪ينَ اَعْنُوا iman edenler. Bu bir olay olmuş, o olay sonucunda söyleniyor ayet-i kerimede. Şöyle söyleyeyim, لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً Keşke bir sure indirilseydi. Ne demek sure? Emir, nehi, Allah'tan gelen bir bilgi. Demek ki sure indirilmeyi bekliyor Müslümanlar. Bugün de bazı Müslümanlar aman o sureyi duymayayım, öğrenmeyeyim, ondan uzak durayım diyor. Onlarsa sure bekliyorlar. Feyza ne suresi bu? Kıtalle ilgili bir kolay anlatıyor. Zaten savaşla ilgiliydi bunu. Feyza nüzile suretu muhkemetun ve zükere fîhel kıtal. Fakat hükmü açık bir sure indirildi de onda kıtalden bahsedilince, yani savaş hükümleri geldi. Râitellezîne fî kulûbihim meradun. Kalbinde maraz olanlar şöyle diyorlar. Onları görürsün ki yanzuruna ileyke nazaral mamşiye aleyhim mev. Sana ölüm baygınlığınla baktığını görürsün. Yani sana öyle bir bakarlar ki
Ölmek üzere olanın gözleri düşer, morali bozulur, tadı tuzu kaçar ya. Sanki öldürülecek bir insanın bakışı gibi bakar. Ölüm baygınlığına girmenin bakışı gibi sana bakar. Kim? Kalbinde maraz olanlar. Bu maraz konusu bir yerde de şöyle geçiyor. Feyat mehalledine fî kulûbîn meradun. Peygamberin hanımlarına, annelerimize sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerle konuşmayın demiyor. Yani kadın erkekle konuşmaz değil. Konuştuğunuz zaman sözü başka bir anlama gelecek edada, çekicilikte, özellikle söylemeyin. Normal konuşun. Kalbinde hastalık olanlar sizden bir şey ümit etmesin. Yani esas iş bu. Yani onun öyle bir söz söyledi ki kadın, adam da onun altında acaba ne demeksin? Böyle bu manaya gelir. Yani sözün değeri karşıdakine verilen mesaja da önem vermeyi ifade ediyor. Burada da kalbi hastalıklı olanlar. Kimin kalbi hasta, kimin değil de onu da bilemeyiz. Münafıklar için fî kulûbîn meradun fezâdehumullâhu merada velev mazâbnenîn mekânî eksimûn. Onların kalbinde hastalık vardır diyorlar. Allah onların hastalığını da artırsın. Yaptıkları o yalanlara karşılık dediğim azaplı onlara olsun diyor. Öyleyse bu iman konusundaki mütereddidlik, inen emirlere karşı isteksizlik, kalbi hasta olan insanlar. İman bu. Onun için Kur'an-ı Kerim İllâ men etellâhe bi kalbin selîm. Selim bir kalb ile Allah'a gelenler müstesna diyor. Yani kalbin kellâ ben râne alâ kulûbihim mâkânü yeksibûn. Onların kalpleri yapmış olduklarından dolayı paslanmıştır diyor. Başka bir ayet fe innehu âsibun kalbu. Onların kalbi günahkardır diyor. Demek ki asıl temizlik ve kir kalpten başlıyor. Diğer azalar ona taşıyor veya oradan hüküm alıyor. Şimdi buyuruyor ki bununla ilgili şöyle birkaç ayet-i kerime hemen sizinle paylaşmış olayım. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'den denildi ya ölüm bakışıyla bakarlar diye. Şöyle bir ayet var. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Sure-i Ahzab 19. Aynen bu. Korkulu bir durum geldi savaşta. Bu şekilde onları görürsün diye ne yapıyor? Beyan ediyor. Tevbe suresinde açtığımızda bu sure-i celilenin 86. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve izâ unzile sûretü enâmine billâhi ve cahidî mâ resûlü istedikene kûlük davidin ve kâdû zemnâ lekûm mâ kâidin. Allah'a iman edin ve Resûlü ile birlikte cihad edin diye sure indiğinde servet sahibi olanlar senden izin isterler. O zamanlar savaşa böyle davetle gidiyor. Servet sahibi olan izin isterler. Bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım derler. Bak gör ne diyorlarmış? Ya savaş ayeti geldi ya, izin verildi, zulme karşı duracağız. Bırak bizi oturanlarla oturalım. Aynısını kim söylemişti? Çok sık söylüyoruz bunu. Musa aleyhisselam kavmine dedi ki, hadi hep beraber gidelim Filistin'deki o cebbarları oradan çıkaralım. Dediler ki, ente ve rabbuka fekatilâ innâ hâhuna gâibûn. Maide suresinde. Sen ve Rabbin gib, siz beraber savaşın, Allah sana yardım etsin. Hadi bakalım. Biz burada oturuyoruz dedi. Aynısını Peygamberimize kim söylemiş? Servet sahiplerinin bir kısmı söylemiş. Şimdi bu ayet bize ne öğretiyor? Bu servetin bir böyle bir kötü tarafı var. İnsanın yani malını bırakmak. Onun için müşrikler savaşlara giderken iki şeyi yanlarında getirirlermiş. Mekke müşrikleri veya o dönemin savaş ahlakı kıymetli mallarını ve kadınlarını. Niye? Savaşta mağlup olur, kaçarsan hanımın, çocuğun orada perişan olur, malın da orada kalır. Malınla aileni korumak istiyorsan savaş meydanında onu da getiriyorlar ki kaçmasın geriye diye. Şimdi bu ayetten sonra şöyle buyurdu. رَضُوا بِاَنْ يَكُونُ مَا الْخَوَالِبِ وَتُوْ بِعَلَى قُلُوبٍ فَهُمْنَا يَفْقَهُونَ 87. ayet tövbe. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte kalmaya razı oldular. Ve kalpleri de mühürlendi. Artık onlar bu hakikatten anlamazlar. Ne oldu şimdi burada? Bu şekilde bir durum söz konusu. Başka bir ayet daha söyleyeyim. Çok ayet-i kerime var. Edvard Beyan'da bir tefsir var. Onda 11 maddeyi 35 sayfada anlatmış burayı.
35 sayfa Arapça. Yani bu da çok güzel çalışılmış. Burada 77. ayet var şeyde, Nisan suresinde. Elhamdülillah ellezine bilelim küfü eydiyekum ve yakimu sıratı ve yakimu zeka. Daha önceden Allah elinizi savaştan çekin, namazınızı kılın, zekatınızı verin. Bunları görmüyor musun diyor. Önce böyle dedik. Sonra diyor ki ya فَلَمْ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ بِتَعْلِ وِذَا فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ يَخْشَرْنَ النَّاسَكَ فَخَشْيَتِ اللّٰهِ اَوَشَتَّ خَشْيَمْ. Sonra zamanı geldi, savaş edin diye emir gelince onlar insanlardan, Allah'tan korkar gibi hatta daha da şiddetli insanlardan korktular diyor. Savaş emri geldi. Savaş şartları oluşunca insanlardan, Allah'tan korkar gibi daha da çok korktular. Ve dediler ki وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ. Niye bu savaşı Allah'ın bize emrettin, yazdın, gerekli kıldın? Nereden çıktı şimdi bu savaşlarla? وَرَيَا قَتَنَا اِلَا اَجَلٍ غَرِيبٍ. Birazcık daha bize zaman tanısaydın, ömür verseydin ya, şimdi gidip orada öleceğiz. قُلْ دَكِ مَتَعُ الدُّنْيَا غَرِيبٍ وَالْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اِتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Dünya hayatı çok azdır. Ahiret ise müttakiler için hayırlıdır. Burada zerre kadar zulmedilmiş. Daha başka ayetler de var, bu kadar yeter. Bu ne anlatıyor şimdi? Aslında tabii savaş, zaruretler ihtiyaç olunca oluyor ama burada şu var, çok savaşla ilgili bir, mesela bazen derler ki bu ülkeyi bir savaş demişler. Böyle boş boş yanıtan çok atar tutar. Bir gelir savaşın şartları, ilk kaçamam. Hani öyle demişsin sen? Hani niye önde durmuyor? O zaman burada şu var, Müslümanların, şimdi bu Kur'an-ı Kerim'den okurken ben de sizin gibi talebeyim, Allah razı olsun, siz geliyorsunuz da biz de aşçılık yapmaya çalışıyoruz. Şöyle düşünün, bu ayetler ne zaman lazım? Savaş ortamında lazım. Kim okuyacak? Önce bu ayetler kuleli de okunacak. İşte bilmem üst kademelerde askeriyede okunacak, siyasetçiler okuyacak. Sonra cami cemaati de maneviyat olarak bunlardan dolu olacak, öyle mi? Ama durup dururken bu ayetleri ben yarın sabahleyin bir inceleyeyim, şöyle bir bu ayetlerden bir hücum çıkarayım, böyle bir gücümüz var mı? Yok. Ayet geçerliliğini koruyor ama tıp bir şeye benziyor bu ayetler. Örnek hac, oruç, cuma namazı olsun. Kur'an-ı Kerim'de hacla ilgili ayet var mı? Var. Ben hac yaşıyorum malum var. Şimdi namazda okusam olur mu? Namaz olur. Mukabele okusak olur mu? Olur. Hac yapsak bu, yarın gitsek olmaz. Niye? Zamanı gelmiyor. Şimdi bugün öğlende cuma namazı ayetini okuyup cuma kıldırsaydın hutbe okusam olur mu? Olmaz. Ayeti okursun ama cumayı yarın kıldıracaksın. Hac böyle, oruç böyle ve diğerleri. O zaman burada şu var. Ayetlerin hükümleri kime ne zaman lazımsa o zaman amel ediliyor. Mesela çocuk emzirmeyle ilgili ayetler evvel de söyledim. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Çok çocuğun 2 yıl emzirsin anneler diye. İşte şu kadar zaman sütten ayırmasıdır. Peki erkeklere lazım mı bu ayet? Değil. Onlar emzirmiyor. Bekar kızlara lazım mı? Değil. Yaşlı teyzelerimize, annelerimize lazım mı? Değil. Kime lazım ayet? Çocuğu olanlara lazım. Tamam mı? Çocuğu olanlar o ayette var. Ha orada erkeğe işaret edilen şeyler var, topluma öğretilenler var ama birebir amel. O zaman dinden korkmaya lüzum yok ya. Herkesin imkan ve yapabileceği şartlar var. Ama burada asıl olan şu, Müslümanın savaşla da imtihan olduğu zamanki sadakatıdır. وَالسَّابِلِينَ فِي الْبَبْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ وَحِينَ الْمَيْسِ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَاُلَٰئِكَ الْمُتَّقُونَ. İşte bu musibetlere, hastalıklara, savaşlara karşı dirençli olan, yani sabır, direnç demektir. Bunlar sadıktır ve müttakidir diyor Allah. O zaman ülkesinin dinini ne yapacak? Savaşmış olacak. Geçen burada öğlen namazını kıldık. Böyle rengi bize benzeyen bir beyefendi geldi. Hani Türkiye'li bir insan tipi. Dedi ki Irak için hocam dua edin dedi. İçime ne geldi biliyor musun? Adam buraya geldi dua etti. Biz buradan gitmeye kalkarsak biz de gidip başkasına dua edin demedi. Halbuki Müslümanlığı çalışsak, ülkemizi her yönden İslam, ahlak, güç, kuvvet bakımından derlesek, toparlasak bizim de dağılmamız olmaz. Efendim biz dağılmayız, öyle dağılmayız diye bir şey yok. Neden dağılmayız? Allah hiçbir kavme, hiçbir topluluğa din garantisi vermemiştir. Böyle bakmayın, tutup atıyorlar. Efendim işte yer altında şehitler var, Türkler şöyle, öbürü Araplar böyle. İşte dağıldığımızı görüyoruz biz. O halde Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَاَوْلَا لَهُمْ O da onlara pek yakındır. Yani o ölüm de, o
musibet de onlara yakın. Peki ne demeleri lazımdı? Ne demeleri lazım? Taatun ve kavlun maruf. Yani böyle bir ayet indi. Bu savaşla bahsediyor da başka bir konuda. Ne gerekir? İki şey gerekir. Taatun, itaat gerekir. Ve kavlun maruf, güzel söz gerekir. Kendime düşündüm. Ben dışında da okudum da işte okuyabildiğim kadar. Bu kavlun maruf nasıl olacak yani? Taatı anladık. Buyurdu ki işte onlara ne lazım? O anda efendim güzel söz söylemeleri lazım. Peki niye bu güzel söz? Şöyle bir şey aklıma geldi, bilmiyorum doğru mu? Bazen insan itaat eder de ileri geride konuşur, doğru mu? Hani biri bir emir verir, bir amir, şartlar. İtaat ederiz ama ileri geride boyuna konuşuruz. Ayet diyor ki hayır. Taatun ve kavlun maruf. İtaat edeceksiniz Allah'tan gelen bu savaş emrinin gereğine ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. Feyda azamel emr. Felev sadakullah lekâne hayrallahu. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı kendiler için daha hayırlı olur. O zaman burada şöyle bir şey anladım. Biz bazen emirler verilir veya bir olay yaparız. Hem yaparız hem de ileri geri konuşuruz. Bu yanlış. Yapıyorsa o zaman güzel konuşmak lazım. Mesela kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetbe'uha eza. Arkasından minnet ve eziyet gelen sözler güzel bir söz ve bağışlama daha hayırlıdır. Yani birine yardım istiyor adam, biz de edemiyoruz. Fırsat yok, para yok, şartlarımız yok. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, güzel bir söz ve onu bağışlamak nedir? Arkasından eziyet gelenden nedir? Daha hayırlıdır. O zaman burada şunu görüyoruz. Bir mağfiret kelimesi geçmişti. Hatırlıyor musunuz geçen hafta? Ve min kulli semeratin mağfiretun min rabbihim. Cennette onlara her çeşit meyve ve mağfiret vardı. Neydi mağfiret? Çok anlamı var. Biri neydi? Cennete girince ne mağfiret olacak? Zaten mağfiret olduk da girmedik mi? Alimler diyor ki Allah geçmiş günahlarınızı hatırlatarak başına kalkmayacak. Mağfiret buna denir. İki, Fahrettin Nazım ne demişti? Bizim orada çocuklar hocadan abdese çıkmak için, ihtiyaç için izin istedi de ne diyormuş? Hocam Allah seni mağfiret etsin. Ne demek mağfiret etsin? Yani bağışlasın. Yani yediğimiz yemeklerin örtülmesi, gömülmesi, bende o ağırlığın giderilmesi gerekiyor. Sen günahlarının ben de bu maddilerden kurtulmam lazım, bana izin ver. Şimdi burada da ayette var değil mi? Bekavlun maruf, maruf söz söylemesi gerekiyor. Demek ki ona da dikkat etmeli. Bununla ilgili isterseniz daha böyle açılsın. Programladığım yere kadar ders gitmeyecek madem. O zaman onu da okuyayım. Bakın şöyle bir ayet-i kerime var. Bulabilirsem buldum. Elhamdülillah. Nisa suresi ayet 84. وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْفَقْفِ اَذَاءُ بِهِ. Kendilerine güvenlik, barış veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu yayarlar. Diyelim savaş ortamındayız işte dünyada. Bize de bir haber geldi. Askerdeyiz, sivildeyiz. Bir yerde etkili, yetkili çalışıyoruz. Bir haber geldi. Nasıl bir haber? Düşman geri gidiyor. Ya da düşman bozguna uğradı. Misal. Düşman işte köprüsü yıkıldı, suyu azaldı, silahı patladı gitti. Bir haber duyduk. Lehte ve aleyhte. Bunu biz sosyal hayatta da kullanıyoruz. Ne yaparlar? Yayarlar diyor. Halbuki velev rüttuhu ila resulü ve ila ulil emri minhum lealimehum lezi yestembitunehu minhum. Bakın burası çok ne kadar net öğretiyor. Halbuki o haberi peygambere ya da ondan hüküm çıkarabilecek olana getirmiş olsaydılar, onu değerlendirip hüküm çıkaracağı yapsaydılar, onu anlayıp bilirlerdi. Şimdi diyelim ki bir ekonomik haber var. Şirketimizle ilgili değil mi? Şirketimizle ilgili, ailemizle ilgili bir haber var. Hemen onu duyurmamızın karı mı var, zararı mı var? Duyurmayalım, bir değerlendirelim. Bunu mesela örnek vereyim. Bir kişi hacca gitmiş, yerine kardeşini bırakmış. Ortak beraber çalışıyorlar, işi biliyor. Kardeşini bırakmış, gelene kadar dükkanı idare et. Zaten ediyorlar beraber, yani acemi biridir. İstanbul'dan bir mal almaya gelmiş.
Ne var ne yok, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? İyiyiz demiş. Abin nerede? Hacca gitti demiş. Ha öyle mi demiş, sen mi hesaplar alıyorsun? Ha ben demiş, zaten o da işi yapıyor. E nasıl işlerimiz? O gelene kadar konkordata ilan etmezsek şükürler olsun demiş. Gevezelik ve muhabbet olsun. O kadar. Abisi gelmiş açıdan, İstanbul şirketleri pek mal vermiyorlar, vadeyi kısıyorlar, peşine atmıyorlar. Ondan sonra ben giderken böyle değil de ödemelerde bir şey yok. E niye millet eskisi gibi çalışmıyor da biraz bizi sıkıyor? Aramış birkaç yere, abi ne oldu demiş yani, bir şey mi? Ya senin kardeşin konkordata falan demiş. Öyle bir durum olabilir diye biz frenledik demişler. Dönmüş kardeşim demiş ki sen söyledin mi? Ya ben şaka yaptım hani sen yoksun ya konkordata ilan etmeden kayacak. Şaka sebebiyle dükkanın dönüşümüz oraya girmiş. Şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim. Her duyduğunuz haberi her yerde söylemeyin diyor. Şimdi bu ayet bizim Müslümanlar olarak bizim hayatımızda ne kadar etkisi var? İlle savaşta olmamız gerekmiyor. Müslümanların lehine, aleyhine toplumumuzun buyuruyor ki Allah-u Teala, Allah'ın size lütfü ve merhameti olmasaydı tek azınız müstesna hepiniz şeytana uyardınız. Ve burada bir şey daha var. Bu haberi kime getirecekti? İlâ Resul peygambere. Şimdi peygamber yok. O zaman ve ilâ ulil emri minhum. Sizden ulul emre. Kimdir ulul emir? Alimler veya idareciler. Gördün. Şimdi peygamberimiz yok. Kime getireceğiz? O haberi yetkili birine getirip diyeceğiz ki böyle bir haber duyduk. Bunu yayalım mı, yaymayalım mı? Bu şunu gösteriyor. Demek ki dikkat etmek gerekiyor savaş ortamlarındaki haberlerin yayılmasında. فَهَلْ اَسَيْتُمْ اِنْ تَبَلَّيْتُمْ مَنْ تُفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَدِّهُ اَرْحَامَكُمْ Demek ki diyor Cenab-ı Hak, yüz çevirdiğinizde bu tebelleytüm kelimesi iki mana veriyor alimler. Biri yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve akrabalık bağlarını koparacaktınız değil mi? İkincisi de tebelleytüm iş başına geçtiğinizde ey münafıklar bunu yapacaktınız öyle mi diye beyan ediyor. Şimdi bakın Elmanlı madem burada oradan birkaç bir şey okuyayım. Fehel asaytüm in tebelleytüm. Burada tebelli iki manaya muhtemeldir. Birisi arkasını dönüp kaçmak. Diğeri de velayetten tefeül olarak vali olup iş başına geçmektir. İki manada doğrudur. En tüfsidû fil erd. Şimdi bakın münafık toplum kim? Ya da münafıklık bizde inşallah olmasın ama bak. Arzda fesat yapar, bozgunculuk çıkarır. Ve tukaddihu erhamekum. Erhamınızı doğratabilir misiniz? Erham nedir şimdi? Erham, rahimin cemidir. Rahim esasen kadının çocuk makarrı olan cihazıdır. Çocuğun doğduğu mekan. Karabet menşei olmak hasebiyle akrabalığa da rahim denilmiştir. Bu manayla akrabaya ulul erham denildiği gibi erham da denilir ki bu manadır. Yani çoluğunuzu, çocuğunuzu, kadınlarınızı, hısımlarınızı parçalatabilir misiniz? Çünkü Müslüman ordusunda fesat çıkarıp Müslüman istilasına sebebiyet verildiği takdirde yani Müslüman ordusu ve Müslüman toplumunun güvenini kaybeder de Müslümanlar mağlup olursa ne olur? O zaman netice insanların, akrabaların doğranması perişanlık olur. O bir manaca nasıl o korkaklıkla iş başına geçer diğer mana. Kumandayı elinize alırsa vatanınızı cahiliye devri gibi fesada verirsiniz. Yani bazı insanlar idareyi ele alırlarsa o vatanda ne hüküm sürer? Cahiliye ne demek? Cahiliye İslam'dan önceki gavur hükümleri. İhtilal içinde hısım ve akrabalarınızı yine perişan edebilir misiniz? Bu ayet kat-i rahimin yani akraba ziyaretinin hürmetine de istidlal olunur. Burada bunları bu surette tevbi ederken böyle tevbi tarikiyle bile hitaba layık olmadıklarını anlatmak için hitabı tahmil ile Allah buyurarak o zaman diyor ki ulaikellezine lanetullah Allah bunlara lanet etsin diyor. O zaman burada şu var. Münafıklar iş başına geçer ya da Müslümanları savaşta kuvvetlerini zayıflatırsa başımıza gelecek olan nedir? Fesat ve akrabalık bağlarının kopmasıdır. Peki bir soru. Savaş olmadığı halde biz fesat ve akrabalık bağlarını koparır, yoksa Müslümanlar olarak münafıkların emellerine yardım ediyoruz mu etmiyoruz? Ne dersiniz? Şu ayet ortada. Demek ki barışın sağladığı şey ne olmalı? İslah ve akrabalık ilişkileri olmalı. Barış onu sağlamalı. Peki ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı
münafıklara yeryüzünde fesat çıkartmayın deniliyor. Galu innemâ nahnu muslimun. Biz ıslah ediyoruz bunu. Halbuki diyor ki elâ innemun müfsidû ve lâkin lâ yeşkurûn. Onlar ıslah etmiyorlar. İfsad edenlerin ta kendileridir. Şimdi burada lâ'nehumullâh fe asammehum ve mâ ebsâruhum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlemesi rahmetinden uzaklaştırması demektir. O zaman kulakla gözle hakikati göremez. Şimdi gelelim diğer ayete. اَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Bu ayet, 24. ayet, onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Dübür, arka taraf demektir. Yani ayetlerin arka planını düşünmüyorlar. Hani böyle hükümet adamları, ekonomistlerin arka planı, satır araları, manalar deriz ya. Bakın, Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Bu ne söylemek istiyor? Bunu söyledi de başka ne söylemek istiyor? Bunu düşünmüyorlar mı? Yoksa Cenab-ı Hak em ala kulubin ekvaluha, onların gözleri kör müdür diyor. Şimdi burada tefsirlere baktığımızda bir takım kalpler üzerine kilitler vurulmuş. Bunu da Allah-u Teala tabi Allah-u ala kulubin, Allah onların kalplerini ne yapmıştır? Efendim mühürlemiştir şekilde buyurdu. Şimdi birkaç tane ayet okuyalım bu kalbin mühürlenmesiyle ilgili. Bunlardan birisi Nisa suresinin 82. ayeti. Bu okuduğum neydi? Muhammed suresi 24. Şimdi bakın Nisa 82 okuyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayet-i kerimede اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamıyorlar mı? Ve devam ediyor. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪ي اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. O Allah'tan başkasından gelseydi onda birçok çelişki olurdu. O zaman burada şu var. Kur'an'da çelişki gören anlayışında bir sakatlık var. Kur'an'da çelişki gören. Olur mu peki adamın? Yani Kur'an ortada çelik. Adamı yanlış anlarsa olur. Mesela sahabeden bazısı böyle bir yanlışa düşmüş. Örnek vereyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim içkiyle ilgili bir ayet var. Yasaklanıyor. Ama ondan sonra bazı sahabeler bazen içki içtikleri olunca siz neye göre içiyorsunuz demişler. Kur'an'da ayet var demişler. Nasıl ayet var? Şöyle bir ayet var. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمْنِ وَعَمْنِسَ جُنَاهُمْ ف۪ي مَا طَعِبُوا اِذَا مَتَّقَوْا. Sure-i Maide 93. İman edip güzel amel işleyenlere gelince Allah'a karşı gelmekten sakındıklarında iman ettikleri ve salih amel işledikleri sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıklarında yine iman edip sonra salih amel işlediklerinde iyilik ettiklerinde daha önceden tapmış olduklarından dolayı onlara günah yoktur. Ne anladınız? Biz şimdi iman ettik, takva olduk, salih olduk ya, bu arada da içtik ya, ondan dolayı bize günah yoktu. Biz böyle anladık ayeti demişler. Şimdi Hazreti Ömer demişti, yani siz şimdi bir kötülük yaptınız, onu güzel görüyorsunuz. Bir de fetvasını da şeytan size güzel gösterdi demiş. Şimdi bu ayet onu anlatmıyor demiş. Hani konu detayı genişti. O zaman buradan şunu görüyoruz. Buyuruyor ki ayet, Kur'an'ı düşünmüyorlar, Allah'tan başkasından inseydi çok ihtilaf olurdu diyor. Şimdi bu bir. Başka bir ayete geçelim. Kur'an'ın düşünmesiyle ilgili ayet. Bakalım bulabilirsek. Hangi sure? Mü'minun suresinde de olması gerekiyor zannediyorum. Evet. Burada şöyle bir ayet var. اَفَلَمْ يَتَدَبَّرُ الْقَوْلَ اَمْ جَاءُمْ مَا لَمْ يَئْتِ آبَاءُمُ الْاَوَّلُونَ. Sure-i Mü'minun 68. Onlar bu Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Bakın burada da Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in düşünülmesini söylüyor. Başka bir ayet bulalım. Yine Sa'd Sure-i Celilesi'nde olacak. Oradaki ayette şöyle buyuruluyor. كِتَابُ الْاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ مُبَارَكُمْ لِيَتَّبَّرُوا اَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ. Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Kitabın öyle kitap ki, اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ mübarek, mübarektir. لِيَتَّبَّرُوا اَيَاتِهِ. Ayetleri tedebbür, arka plan düşünsünler,
ve yetezekkere ulul elbab, akıl sahipleri de bunu hatırlasınlar. Demek ki sadece okumak yetmiyor. Bunun için bir şey arz edeyim. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Peygamber kitabı ve hikmeti öğretir diyor. Yani ayet okumak ayrı şey, kitap ayrı şey. Bir cümle arz edeyim. Bizim dini istinahta kaynaklarımız nedir? Hangi delillere bakarız? Ne söylüyoruz? Kitap, sünnet, icma, kıyas, 40 tane falan sayıyorlar. 45 tane sayıyorlar. Biz dördünü saydık, gerisini alıyoruz. Şimdi neyi söylemek istiyorum? Bakın, kitap diyoruz, Kur'an demiyoruz, farkında mısınız? Kur'an mı diyoruz, kitap mı diyoruz? Kitap diyoruz. Niye kitap? Kitap denmesi ayrı, Kur'an denmesi ayrı. Sünnet diyoruz, hadis demiyoruz, farkında mısınız? Kitap, sünnet, icma, ümmetin birliği ve kıyas diyoruz. O zaman kitap, bütününü algılayarak meseleyi fark edebilmek lazım. Yani Kur'an'ın bütünüyle öyle özdeş hal gelecek ki, sünnet ne demek? Yaşayan kısmına bakarak, hayatın gereçlerine, araçlarına, ihtiyaçlarına, hadislerine, sahabenin uygulamalarına, fetvalarına, uygulama çeşitlerine bakarak. O zaman ne oldu şimdi? Burada Kur'an'ın kendisine ama bütünde peygamber ve yuallimuhumul kitab, kitabı öğretir diyor. Kur'an'ı öğretir demiyor. Kur'an'ı öğretmek Allah'a aittir. Kitabı öğretmek peygambere aittir. Şimdi bir şey dedik ama pek tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Bakalım şundan bir ayet kerime bulduk mu? Herhalde bulduk. Bakın Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَا تُحَرِّقْ بِي لِسَانِكَ اِتَعَةَ لَبِي. Vahyi çabuk almak için dilini kıvıldatma, çabuk okuma. Önce bir güzel dinle. Etkin dinleme yap diyor peygamberimize. Kıyamet suresi. اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا. Onu toplamak ve okumak bize aittir diyor peygamberimiz. O Kur'an'ı toplamak, okumak bize aittir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِي قُرْآنًا. Biz onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşuna uy. Okuduk mu sana? Sen de ona uy. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. Sonra onu açıklamak bize aittir. Demek ki Kur'an'ın gelini okuyor. Şimdi böyle olunca Furkan suresinde de peygamberimizin ayet-i kerimede Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler diye bir şikayetin olduğunu görüyoruz. Şimdi tefsirin hazinde galiba gördüm. Çok notlar var ama hepsini toparlayamıyorum. Diyor ki Kur'an'ı anlamak için dört şey gerekir diyor. Bir, huzuru kalp olacak diyor. Huzuru kalp. Yani Kur'an'a inanan, teslim olan, saygılı, efendim doğru mu yanlış mı da doğru mu anlıyorum diyen bir kalp. İki, manayı akledecek, bizi yettiğince ona yoğunlaşacak diye. Yani o manayı anlamak için Arap tarihini bilecek, insanlık tarihini bilecek, geçmişleri bilecek, sünneti bilecek, bugüne kadar uygulamaları bilecek, bunları fark edecek. Üç, gıdası helal olacak diye. Bunu anlamak için. Dört, hulusu niyet olacak. Niyeti de halis olacak Kur'an'ı anlamak için. Öyleyse bu ayet-i kerime bize neyi anlatıyor şimdi? Mevlamız buyuruyor ki onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar mı? Peki nasıl düşünecek? Herkes kendi anladığı miktarda düşünecek. İşte vaaz düşünmektir, tefsirler düşünmek için yazılmıştır. Sonra bakalım vakit oldu mu? Oldu. اِنَّا لَذ۪ينَ اَتَّتْتُوا عَلَى اَتْوَارِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ مُدَ الشَّيْطَانُ سَوْبَلَهُ. Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönmeleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere ve emlalığına düşürmüş. Bakın hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri. Demek ki اِنَّا لَذ۪ينَ اَنْ مُسْلُمَكَ يَفَرُ. Müslüman olduktan sonra irtidat olur mu olur? Ya bu adam Müslümandı kötü. İmtihan devam ediyor. Onun için imanın da garantisi kimsede yok. Öyle olsaydı peygamberlerin duası teveffeni müslüman ve hüküm sani ve teveffene mâlebra. Ne anlatıyorlar? Ya Rabbi dinde bizi sabit kıl, bizi müslüman öldür. Şöyle bir garantimiz yok. Adam cami imamıydı, vaizdi, şeyhdi, hocaydı, bilgiliydi, hacıydı. Din, hayır. Daima dinde sebat etme derdimiz olacak. Allah korusun mürted olur insan. Elfaz-ı küfür söyler, menfaatler onu satar, alır. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve onları kötü, boş ümitlere götürmüş. Zalike bunlar.
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنبيكم في بعض الأمر. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerine. Bak, münafıklar kafirlere diyor ki, Hayber Yahudilerine, Hristiyanlara, bazı şeylerde size itaat edeceğiz diyorlar. Hani bugün biz batıya, dünyaya bazen söylüyoruz ya, bazı şeylerde size itaat edeceğiz. İşte ayetler şudur. Halbuki böyle itaat edecekler mi? Ederler mi? Ezan okunuyor ama şöyle bir ayet var. Bakayım bulursam söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُونَ لِيْقْوَانِهُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ كِتَابِ لَيْمْ اُخْرِشْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعْكُمْ. Buyuruyor ki Haşr Suresi 11. ayet, kitap ehlinden o inkar edenler, bakın Yahudiler, Hristiyanlar, kardeşlerine diyor ki, kim kardeşleri? Yahudiler, cemiz, münafıklar, Müslümanın geçinenler. Yemin ederiz sizi Medine'den çıkarılırsanız biz de sizinle çıkacağız. Sizin hakkınızda kimseye boyun eğmeyecek. Eğer size savaşırlarsa size yardım edecekler diyerek münafıklık yapanlar, münafıklar özür dilerim, bakmaz mısın diyor. Yani münafıklar Yahudilere kuvvet veriyor. Bir şey olursa biz sizinle beraberiz diyorlar. Halbuki bunlar Müslüman gözükmüyor mu? Müslüman gözüküyor. Demek ki Müslüman gözükerek küfrün sultasına, kafirlik idaresine çalışan insanlar var. İşte ayetler örnekleri veriyor. Bunlardan ders çıkarmıyor. Ama biz ne zaman çıkıyoruz? Teşhir kırıldıktan sonra. Nasıl Türkçe teşhirden önce pazarlamış ya çocuğu. Peki bu ayetlerin ehil insanlar dinlemeli. Ama maalesef hiç kimseye ima ederek söylemiyorum. Şöyle gelenleri de asla küçümsemiyorum. Ama ülkeyi idare edenleri ya da idareye talip olanları çok hikmet üzere ders ya da araştırma ya da okuma içinde olmadıkları da bir gerçek. Bizim işimiz gücümüz var. Ha? Biz zaten oraya geldik sanki bağımsız gibi. O zaman sonuç ne oluyor? Halbuki sağlıklı bir din dersi almak için Kur'an-ı Kerim diyor ki savaşa gidenlerin hepsi gitmesin. Bir kısmı geri döndüklerinde onları uyaracak insanlar bulunsun. Yani hizmet eden, ister siyaset, ister askerlik, ister ticaret yapanlar gittikleri yerde yara bere alırlar. Manevi yaralanmaz mı? Makam, mevki, şöhret, servet, imtihanlar olur. Geri döndüğünde tedaviye ihtiyacı vardır. Onlar ne olacak? Ondan sonra biz burada yapıyoruz şimdi. İşte bu kandil akşamında bu kutlu üç aylara girdi. Rahmetin sağanak sağanak yağdığı falan. Biz sizi kandırıyoruz, siz de kanmaya razısınız. Rahmet sağanak sağanak, ortalık savaştan kaynıyor. Kimin ne fikirde olduğu belli değil. Nasıl bir metanet olacağı belli değil. Bir nasıl olacak? Bu benim anlattığım da pek tefsir dersine de benzemiyor. Bu neye benzemiyor? Uçaktan İstanbul'u görmeye benziyor bizim tefsir dersi. Uçak çok yukarıda. Gördün mü bu aşağısı İstanbul'u. Evler böyle kibrit çıkar. O öyle değil ki. Aşağıda yürürsen İstanbul'u gezmiş olursun. Öyle değil mi? Biri de bilen biri gezdirecek. O zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Münafıklar diyorlar ya bazı şeylerde size itaat edeceğiz. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمْ مَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıklarında halleri nasıl olacak diyor. Bunu bilemiyoruz nasıl oluyor, nasıl melek oluyor. Bazı insanların melek ruhunu alırken yüzüne ve sırtına vuracak. Bu yüzsüzlerin hali o gün ne olacak diyor. Ya ölür. Biz burada işte Müslüman mıydı, helal ettiniz mi falan demek kurtarmayacak. Kim için diyor biliyor musun? Münafık insan. İslam ilkeleri için çalışmayan, İslam'ın yaşaması için gayret etmeyen, Müslümanlığı bozmaya çalışan insanlar ölürken bunların melekler yüzüne ve sırtına vuracak. Ne olacak bunların hali diyor. Son ayet. Zalike bi'ennehum ittebe'u ma esfatallahu ve kerihu ridvanu fe ahbata amaluhum. Bu neden oluyor? Allah'ın gazaplandıran şeye uydular. Ne yaptılar? Onun hoşnut olduğu şeyleri de beğenmediler. Allah'ın hoşnut olduğunu beğenmedi, Allah'ın öfkelendiği şeylere sahip talip oldular. Ne dersiniz? İşte ayet çok açık. Ta surenin başından beri de bu anlatılıyor zaten. كَرِهُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ رَحْمَةً مَعْلُونَ gibi. Allah'ın hoşnut olduğuna mı talip? Yoksa gazaplandığına mı talip? O zaman buyuruyor ki Cenab-ı Hak فَاَحْمَةً مَعْلُونَ. Allah da onların amellerini boşa çıkarmış. Değersiz kılmıştır. Düşürmüştür. Tefsirde çok güzel bir cümle var. Diyor ki
İyilik günahları sildiği gibi kötülük de iyilikleri siler diyor. İlginç değil mi? Buradaki habede kelimesi anladın. Hani biz iyilik işinden hasenat yüksek de seyyiat diyoruz. Ne demek bu? İyilikler günahları örter. Oh ne güzel örtüldü. Ama bu münafıklık, Allah'ın indirdiğini beğenmemek, kafirlere yardımcı olmak, sırdaş olmak bu sefer de iyiliklerini götürüyor. Demek ki durduğumuz yere çok dikkat etmek lazım ki Müslüman olarak iyiliklerimizi imha etmeyelim, onları da muhafaza edelim. Biraz hızlıca koşturarak bir taraftan insan, bir taraftan biz sizi yorduk ama önümüzdeki hafta son dersimizi yapacağız. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te vaaz olmuyor. Neden olmuyor Ramazan'da vaaz? Tefsir dersi zor. Gelelim, bu caminin iki imamı var. Bir de burası merkez sistem olduğu için müftülükle misafir hocaları farklı farklı dinletmek, anlatmak istiyor. İlk buraya geldim, kandil akşamları vaaz ettim. Müftü Bey devam et dersinde. Bir kandil, iki kandil, üçüncüde biri geldi. Hocam dedi ya, bir ilahiler, mevlidler şöyle bir neşesi olmayacak mı? Vaaz, 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 yorulduk dedi ya. Anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Burası tek imamlı cami değil. Müftülük var. Bir gün bana bir Müftü Bey sordu. Nasıl gidiyor dedi Orhan Camii'nde imam. 89 derece kaybettik dedi. O nasıl oluyor dedi 89 derece. Bunları niye söylemiyor musunuz? Beni de çok üzmeyin. Adam geliyor hocam bağızda mısın? Bu akşam kandil programı. Ben de bir şey yok. Olan bu kadar. 89 nasıl oluyor dedi Müftü Bey. 52 Cuma biz vaaz etmiyoruz hocam. Merkezi sistem müftülük geliyor. Dedi 52 Cuma. 30 Ramazan biz vaaz etmiyoruz. Sırada bir sürü hoca var. 5 kandil vaaz etmiyoruz. Büyüklerimiz var. 2 bayram amirlerimiz var. Geri kalıyor. 30'un yarısını bir imam, yarısını bir imam. 5'i de geriye bölemiyoruz. Birini ikimiz yapıyoruz. Öbürünü iki iki yapıyoruz. Bir bayram, bir bayram. Sonra bir gün bir hırslandı. 15 dakika hutbe oldu. Tamam, 15 dakika bayram hutbesi uzadı ya şimdi. Müftülüğe gittim bayramlaşmaya Müftü Bey'le. Burada gördük ama bir de makamına geldi. Geçmiş olsun dedi bana. Anladım uzun okudun dedi ya. Sağ olun canım. İnsan 4 senede öyle bir hutbe dinlese bir sene yeter ona dedi. Yani çok uzattı. Zaten senede bir hutbe okuyoruz. Biz öbür dalaklarına çok okuyoruz. Ha öyle mi dedi. Anlaştık. Onun için program yürümüyor. Yürümeyince biz de artık bu kadar olana bereket pazar, perşembe devam ediyorduk. Bir de salı öğlen, pazar biraz öğlen. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bayramda, önümüzdeki hafta var. İki pazar yine kaldı geriye işte. Onlar da bitti mi? Bir daha 5 hafta yok. Camide imamlık var da vaaz programını ara veriyoruz. Sonra bayramdan sonra 3 günü de geçsin bayramı. Tekrar dönüp buluşacağız. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Bilgileri de böylece verdik. Başkalarını da dinlemekte fayda vardır. Lillahi teala fatiha. Biz senden